Efendim günaydın. Kulis programıyla birlikteyiz. Stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sayın Haluk Pekşer efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet dün 19 Mayıs'tı değerli izleyenler. Ee, biz 19 Mayıs'ı e, adında ne varsa onunla ilgili kutladık ama adıyla mütenasip olmayan bir şekilde kutlayanlar da vardı. Üstelik bu devlet kurumuydu. Biraz sonra ayrıntıları paylaşacağız sizinle. Anıtkabir'de kutlandı. Gece saat 19.19'da, gece demek doğru değil akşam 19.19'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar balkonlarda, datlar değerli izleyenler. Bütün bu ayrıntıları vereceğiz. Hatta onun bunu da başlayacağız. Ama bu arada Kırşehir'le ilgili bir haberimiz var. Kırşehir Tabiat Parkı diye bir e, vaka vardı orada. Ancak tabiat parkı olmaktan vazgeçildi. Çünkü CHP'li bir belediye başkanı kazandı orayı. Yani düğün salonu yaptılar. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. Hastaneleri konuşacağız bugün. Sayın Haluk Pekşen'in o konuda ciddi bilgileri var. Hastaneler, İstanbul'da yapılan hastanelerden bahsediyoruz. Tabii ki şehir hastanelerinde bu kapsamda ele alacağız. İlginç bir israf var orada ama daha farklı yönlerinde Sayın Pekşen bizimle paylaşacak değerli izleyenler. Bir AKP'liye 130 ihale verilmiş. 130 ihale rakamının ne olduğunu, boyutunu, mali tabloyu sizlerle e, haberi verdiğimizde paylaşacağız. Çaykur neden zarar etti? Hakikaten rekor bir zarara imza attı Çaykur bu sene. De niye? Ki kar eden bir kurumdu. Onu da Sayın Pekşen'den öğreneceğiz. Neden bu kadar e, ağır bir zarar e, görmüş Çaykur? İsraf bildiğiniz gibi tam gaz durmak yok. Yola devam biçiminde özetlenecek şekilde devam ediyor yine israf değerli izleyenler. Ek ödeme Sayın Sağlık Bakanı pandeminin çıktığı ilk günlerde çıkmış ve demişti ki herkese tüm sağlık çalışanlarına bir ek ödeme yapacağız ve burada son derece adalet davranacağız. Herkese eşit miktarda yapacağız dedi. Ancak iş öyle olmadı. Kimisine 500 lira yattı, kimisine 10 bin lira, 15 bin lira yattı. Böyle bir tablo var ortada. Adaletsizlik bu noktada riski göğüsleyen, ilk göğüsleyen kişiler arasında bile sağlayamayan bir Adalet Bakanlığı ile karşı karşıyayız. Ayrıntıları paylaşacağız. Ama öncelikle düne gidelim. Gündüz saatlerine 19 Mayıs Anıtkabir'de neler oldu ona bir bakalım. Bu Anıtkabir'de değerli izleyenler malum sokak çıkma yasağı vardı ve sokaklara maalesef taşınamadı ama balkonlarda kutlandı. Bu coşku balkonlarda e, tüm yurdu kucakladı. Peki 19-19'da ne oldu? Şimdi o haberimize bakalım. Evet dün böyleydi e, ama benim e, sizlerin de olduğu gibi dikkatimi çeken bir konu oldu. Onu Sayın Pekşen'e soracağım. Şimdi bu bayramın adı Atatürk'ü Anma yani böyle başlıyor zaten bayramı. Atatürk'ü anma. Gençlik ve spor bayramı. Atatürk'ün anıldığı bir gün Cumhur'un başı neden Anıtkabir'e gitmez? Ee, ha hasta mıydı acaba? Bilmiyorum. Bana sağlıklı gibi... Kronik bir, bir e, biliyorsunuz. AKP iktidarında, milli bayramlarda... Bildiğim kadarıyla İstanbul'da galiba değil mi? <laughs> evet. evet. Kronik bir e, hastalanma süreci vardır. Biliyorsunuz. Daha önce de e, yine Cumhurbaşkanı e, bütün milli bayramlarda Anıt Kabire gitme yerine sağlık raporlarına sığınarak bayram törenlerine katılmama yönünde bir tercih kullanmıştı. Şimdi sevgili İsmail burada asıl üzerinde durmamız gereken şey şu. Bir gerçek var. Bu gerçeği olduğu gibi yalın haliyle görecek miyiz yoksa her gün sulandırılan, uydurulan haliyle, uydurulan mazeretleriyle biz de bu kurbağa sendromu içerisinde gelişmelere zaman içerisinde alışarak mı devam edeceğiz. Gerçek şu. AKP iktidara geldiği günden bugüne kadar en başından daha gelirken demokrasi amaca giden yolda bir araçtır diyorlardı. Dedim. Ve bu aracı gerçekten son derece acımasız bir şekilde ve dramatik bir şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Her şeyi demokrasi görüntüsüyle yapıyorlar ama yaptıklarının hiçbirisinin demokrasiyle bir ilgisi yok. Türkiye'nin bütün değerleriyle, cumhuriyetin bütün devrimleriyle inanılmaz büyük bir kavga içerisindeler. Toplumun değerlerine, kültürlerine baktığınız zaman bu toplumun kendisine ait olan bütün ahlaki değerlerine dahi Arabizmi dayatarak o değerlere dahi saldırdılar. Arapçı olmayan, Arap değeri olmayan hiçbir değerimiz ayakta kalamadı. Ya Bizim Anadolu'nun kendine ait folkloru, kendine ait müziği, halk müziği, kültürü, tiyatrosu, sineması hiçbir şeysi kalmadı. Kaldı mı? Hayır. Allah aşkına bir halk müziği sanatçısı söyleyin bana. Son 5 yılda çıkmış halka mal olmuş bir tane halk müziği sanatçısı söyleyin. Bir tane halkın işte folklorde bölgesel folklor oyunlarında öne çıkmış bir ritmini söyleyin. Bir, bir grup söyleyin, bir ekip söyleyin. Yok hiçbirisi yok. Evet. Varsa yoksa büyük bir Araplaştırma, büyük bir Arap kültürünü dayatma ideolojisi var. İşte Nur Sultan Nazarbayev diyor ya. Türkiye Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Türkiye Cumhuriyetleri'nin de örnek aldığı müthiş bir diyor kendine ait Anadolu Türklüğünü diyor yaşamaya başlamıştı. O gelenekleri yeniden hakim kılmaya başlamıştı. Ama AKP iktidarı ile birlikte inanılmaz bir şekilde bir Arap kültürünün içerisinde Arabizme doğru sürükleniyor. Ve Arabizmi de kutsal kitabımızı da öbür tarafta Görmezden geliyorlar, yok sayıyorlar. Öyle bir arabizmin içerisinde Türkiye'yi sürüklüyorlar ki e, sanki din gibi yani. Arap geleneklerini de din diye gösteriyorlar. Tabi Kuranda olmayınca da efendim bilmem ne hadisinde tamamen kendilerinin uydurdukları, tamamen kendilerinin uydurdukları hadis ve sünnetlerle toplumu kandırmaya devam ediyorlar. Şimdi AKP'nin kurulduğu baştan bugüne kadar sevgili İsmail, Cumhuriyet Bayramlarını yasakladılar milli bayramlarımızın tamamında törenlere katılmayı yasakladılar. Gerçekleri görmeyen biziz. Amaçlarına ilişkin hedefleri koyan ve bu amaçları doğrultusunda bu ülkenin ne kadar milli değeri, bu ülkenin ne kadar milli ortak unsuru varsa, kurucu değerler de dahil hepsine saldırıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'e milli bayramlara Yapılmadık ne kaldı bugüne kadar? Bir şey kalmadı. E o halde anıt kabiri niye gelmemiş? Anıt kabiri niye gelsin ki? İddiası, ideolojisi anıt kabir yok onda. Yok. Onların hiçbir zaman Cumhuriyet, Atatürk, yurtseverlik böyle kavramları yok. Ümmet severlik var onlarda. Ümmette olmaz böyle şeyler. Ümmette itaat var, biat var olacak şey. şimdi sevgili İsmail son zamanlarda bir kitap tavsiye edeceğim izleyiciler mutlaka okusunlar. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Ahmet Akbulut'un bir kitabı var. Yani, Yanılmıyorsam adı İktidar kavgası diye. Mutlaka bu kitabı herkesin okumasını tavsiye ederim. Bir Yokusunlar bakalım İslam'da devlet anlayışı nasıl tan tanımlanmış? Bugünkü AKP yönetiminin yönetiminin ...İslam'da hiçbir karşılığı var mı? İki tane kriter koyuyor. Hazreti Peygamber diyor ki... ...iki kriter vardır diyor... ...devletin yönetiminde. Bir... ...liyakat. iki ...her ne konu varsa... ...bu konuları... ...muhataplarıyla müzakere etmektir diyor. Ve temel çerçeveyi de şöyle çiziyorlar. İslam'ın temel hedefi diyor... ...özgürlük, adalet... Eşitlik ve dayanışmadır. Dört temel ayak üzerine kuruyor. Ahmet Ak, e, Akbulut'un kitabında izleyiciler okusunlar. Çok daha ince detaylar var. Onun için bugün şaşırmıyorum. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bunların rejimle, cumhuriyetle, siyasal sistemle hesaplaşmaları var. Türkiye'de rejim 1960'da değişti, 1980'de değişti. Rejim çok değişti. Ama siyasal düzen değişti, sistem değişti. Sistem ilk defa... 100 yılda ilk defa bunlarla değişti. Siyasal sistemi değiştirdiler. Yerle yeksan ettiler. Anıt kabire gitmiyor. Gitmiyor. Gitmesin zaten. Gitmesinler. Çünkü Türkiye'de gerçek şu. Halk bugün halkın yüzde sekseni doksanı Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in değerlerine, ulus devlete, yurseverliğe yürekten bağlı. Bunlar için öyle kavramlar yok. Askerliği paralı yapacaksın. Askere gitmemek için her türlü entrikayı yapacaksın. Askere gitmemek için vatanın savunmasından kaçmak için sahte rapor alacaksın. Sahte çürük raporları alacaksın. Onların arkasına sığınacaksın. Ondan sonra bana yurtsever olduğunu anlatabilir misin? Ne yurtseveri? Bunların yurtseverliği yeşil. Ölmüş bir adamı boyamışlar ya bir kağıdın üzerine. On, bunların bütün yurtseverliği onun üzerine. O yeşilin üzerine. Yani vatan, vatan için uğruna ölmek, vatan savunmasında gazi olmak, şehit olmak. Böyle bir şey yok ki. Bir bakın Allah aşkına ya, bir bakın. Kimin çocuğu nerede askerlik yapmış? Kimin çocuğu sakat rapor almış? Kim sakat rapor almış? Kim askerlikten kaçmış? Kim vatan savunmasından kaçmış? 19 Mayıs bizim için bir anlam ifade eder. 19 Mayıs'ı. Rahmetli Turgut Özakman'ın, Turgut Akman'ın kitabından insanlar okusunlar çılgın Türklerde. Ne demek olduğunu görsünler. Anadolu coğrafyasında kadınlarımızın, kızlarımızın ırzına tecavüz eden, alçakça saldıranlar İstanbul'da koca imparatorluğu yerle yeksan edenler, İngiliz ajanlarıyla işbirliği yapanlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere yola çıktığında arkasından fetva yayınlayan şeyhülislamlar daha birçok alçaklıkları bu ülke unutmaz. Bugünkü bakanları da zaten İstanbul'lu e, Fatih'in işgali olarak terendiriyor. E hakl yani haklılar. Yani, yani o bu attımlar. onlar onlar çünkü onlar için yani rahatsız edici olan şey şu. Bu Anadolu coğrafyasındaki Belki bin yılın en büyük itirazını hazmetmekte güçlük çekiyorlar. Mustafa Kemal Atatürk ilk kez Çanakkale'de itiraz etti. Sevgili İsmail, hayatı itirazla geçti. Kime itiraz etti? Emperyalizme, esarete, bu ülkenin, bu ülkenin insanlarının itilip kalkılmasına, teba olmasına itiraz etti. Yola çıktığında, daha Samsun'a ayak bastığında biliyorsunuz, o zaman e, özel kalemine e, not ettiriyor. Diyor ki Cumhuriyeti kuracağız. Anadolu'yu daha daha Kurtuluş Savaşı başlatılmamış. Daha Kurtuluş Savaşı başlatılmamış. Cumhuriyeti kuracağız diyor. Tebaayı kaldıracağız. Herkes yurttaşı olacak. Bu ülkeye evet. özgürlük gelecek demokrasi. Daha o gün bir inançın bir ideolojinin Yılmaz bir savunucusu bu ülkeyi küllerinden e, oluşturuyor paramparça olmuş, yedi parçaya bölünmüş yağmalanmış bir ülkeden koca bir cumhuriyet inşa ediyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz Sayın Abdullah Gül Beyefendi Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Her e, milli kur, e, bayramda bir doktor rapor alıyor ve arkasından da gidiyor Hilton Oteli'nde Suudi Arabistan Kralına bağlılıklarını bildiriyor. İki büklüm selam saygılarını bildiriyor. Ben de ona Cumhurbaşkanı diyeceğim. Hadi canım sen de. Yani. Şimdi bu arada e, dün Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bir heyet değerli izleyenler saat 19.19'da Anıtkabir'i ziyaret için bir planlama yaptılar ve bu da e, e, bir, bir anlamda gerçekleşti. Neden bir anlamda gerçekleşti diyorum? Şunun için söylüyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın inanılmaz bir e, engelleme girişimi e, oldu. Şimdi müsaadenizle onu bir anlatayım izleyicilere. Okuyacağım daha doğrusu. CHP'nin Antika 19-19'da yapacağı ziyaretin erken yapılması ve ziyaretin 12 kişinin yer almasının altında bir skandal zinciri var değerli izleyenler. Olay şöyle gelişiyor. Teoman Sancar, Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Komisyonu üyesi. Teoman Sancar, Hulusi Akar'ı arıyor. Milli Savunma Bakanı diyor ki 19-19'da biz CHP olarak e, Mozale'yi Atatürk'ün Mozole'sini ziyaret edeceğiz diyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Talebe olumlu yanıt veriyor. Olumlu yanıt veriyor ve e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da selamlarını iletmesini söylüyor. Ancak ziyarete bir buçuk saat kala Antikabir Komutanlığı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi e, Milletvekili Teoman Sancar aranıyor. Diyor ki saat 18 itibariyle ziyaret yasak. 18'den sonra yok. Dolayısıyla sizin bu 19-19 ziyaretinizde olması mümkün değil. Bir telefon trafiği yaşanıyor ve son olarak saat 19'a kadar ancak tüm ziyaretin gerçekleşip tamamlanması gerektiği bir Komutanlığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'ne iletiliyor. Ve milletvekillerinin girişi de bu anlamda sınırlandırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte toplam 12 kişi mozeleye çıkabiliyorlar. Böyle bir e, engelleme girişiminin ardından bu e, ziyaret gerçekleşiyor değerli izleyenler. Haberin ayrıntılarını önümüzdeki saatlerde e, bültenlerimizde bulabilirsiniz. Ben olayı kısaca özetledim. Evet maalesef böyle bir e, yani e, böyle bir günün e, havasına uymayan bir vaziyette gerçekleşmiş. Milli Sanat Bakanı olur demiş önce ama o arkasından da Anıtkabir Komutanlığı devreye girerek olmaz deniyor. Yani böyle bir şeyi de kabul etmek mümkün değil. Şimdi eğer izin verirseniz e, bir raporu var. Ya bu konuda bir şey söylemek ister misiniz bilmiyorum. Ya tabii bir cümle söyleyelim. Sevgili İsmail, Pinochet dönemi Şili'de hala yaraları sarılmaya devam edilen bir dönemdir. Belki şirileri bugün tekrar geriye dönüp sorsanız hepsinin hayatlarında verecekleri herhalde en önemli hesap neden sustuklarıdır. Aynısını Sukarto ve arkasından Suharno dönemleri var Endonezya'da biliyorsunuz. Endonezya'da da Sukarto dönemi ve arkasından 65 darbesi ve sonrasında gelen soğanı dönemlerinde yaşanan o ağır dramlar ve 500 bine yakın insanın işte çok ağır mağduriyetleri anlatmayayım şimdi acılarla dolu o süreç Endonezya'nın yaşadığı o büyük dramlar ee, Almanya'da Hitler dönemi sonrasında Nürnberg mahkemelerinde hakimler sanıklara sorduklarında sanıkların hepsinin savunması şuydu efendim emir böyleydi biz emre uyduk Evet, öyle Ama gibi. bir ülkede hukuk işlemeye başladığında, yargı işlemeye başladığında, adalet tecell tecelli ettiğinde hiç kimse bu mazereti dinlemez. Bugün Türkiye'de emre uyarak, anayasal düzeni yok sayarak, hukuk sistemini birilerine yaranmak üzerine kuranların hiçbirisi unutmamalı ki. Yarın yargıçlar, gerçek yargıçlar yargılamaya başladıklarında emir böyleydi, biz emre uyduk, lakırdısının... Beş para değeri yoktur. Yoktur. Şimdi e, Sodeve geçelim. Evet. Bir haberimiz var. İzin verirseniz onu bir izleyelim. E, onun üzerinden konuşmamıza devam edelim. Gençlerin, değerli izleyenler gençlerin, geleceğe dönük beklentilerine ilişkin bir rapor hazırlandı. Ve o raporda ilginç e, bulgular var. Aslında Türkiye'nin bir fotoğrafı, geleceğe dönük e, durumu gösteren bir fotoğrafı. Haberi bir izleyelim. Evet, Sayın Poynter gerçekten e, çok ilgi çekici bir rapor. Aslında hepimizin bildiği Karar Gazetesi de manşetine evet. taşımış. Pardon. Türkiye'nin yarınından mesaj var diye. Bu yalnızca Türkiye'nin yarını değil sevgili İsmail. Gerçek şu. Orta Doğu coğrafyasında, Orta Doğu coğrafyasında 1960'tan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun uygulamış olduğu Yeşil Kuşak projesinin sonuçlarıdır bunlar. Ve bunun ağır sonuçlarının, ağır bedellerine maalesef bu coğrafyada yaşayan insanlar katlanıyorlar. Ortadoğu coğrafyasında Afganistan'dan başlayıp Libya'ya kadar uzanan Müslüman kardeşler görüntüsü adı altındaki bu Araplaştırma ve araplaştırken de bu bölge insanların kendi kültürlerini yok etme, bunların değerleriyle uzaklaştırılması sürecinde toplumlar çok büyük sarsıldılar ve ağır bedeller ödediler. Afganistan'dan insanlar Taliban'la birlikte değişime uğradılar. Peki o Taliban'dan kaçan Afganlılar nereye kaçıyorlar? Suudi Arabistan'a mı kaçıyorlar? Katar'a mı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne mi kaçıyorlar? Veya başka bir Arap ülkesi, başka bir ülke söyleyeyim bana. Kaçtıkları herhangi bir ülke var mı? Hayır. Nereye kaçıyorlar? Kanada'ya, Almanya'ya, Avrupa'nın diğer ülkelerine bulabilirlerse yol Amerika Birleşik Devletleri'ne. Peki gelelim bu tarafa. İran'a gelelim. Hani o İran'da 79 devrimi ve arkasından işte Mollalar dönemine gelelim. Mollalardan Yüz binlerce İranlı aydın bilim insanı kaçtı. Nereye evet. kaçtılar? Kanada'ya kaçtılar. Bugün Kanada'nın eğitim sisteminin taşıyıcı ana unsuru hele hele Ottawa'sı, Toronto'su o bölgedeki o şehirlerde işte Vancouver gibi şehirlerinde hakim nüfus haline İranlılar geldiler. İran'ın aydınları, bilim insanları, İran'ın üniversiteleri, İran'ın gençleri çekti gittiler. Nereden kaçıyorlar? Din adına toplumun tepesine çökertilmiş olan baskıdan ve zulümden kaçıyorlar. İranlılar çekti gittiler Kanada'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa'ya, şuraya, buraya. Gelin daha bu tarafa doğru gelelim. Irak, dünyanın en büyük bilinen ölçümlenmiş rezervlerine sahip olan, doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip olan Irak, özgürlük getireceğiz diye yerle yeksan edildi. Bugün 2500 dolar kişi başına milli geliri var Irak'ın ve Iraklılar artık ülkelerinde gelecek görmüyorlar çekip gidiyorlar nerelere gidiyorlar aynı yerlere evet. Neden bu insanlar bu bölgenin gençleri bu bölgede yaşayan insanlar neden kendi kültürlerini taşıdıkları kendi inanç birliklerini taşıdıkları ortak paydayla yaşadıkları Orta Doğu'nun kendi kanlarından canlarından olan halklarıyla geleceklerini paylaşmıyorlar da gidiyorlar Batı'nın bambaşka dünya düzeni kurmuş olan toplumların içerisinde kendilerini gelecek arıyorlar. Gavura. Gavura. Orada kendilerini gelecek arıyorlar. İşte bu bu soruların cevabını vermek lazım. Şimdi o sorunun cevabı Türkiye için de var. Şimdi bakın sevgili İsmail. Türkiye'ye 2012 2018 yılları arasında Avrupa'dan gelmiş. Yaklaşık 256 bin üniversite mezununun tamamı 2018 ve 2019 yılında geri dönmüşler buraya gelip iş kurmuş, iş düzeni kurmuş, hayatını Türkiye üzerine planlamış. Ülkeme gideyim, ülkemde işte mühendislik yapayım, hekimlik yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Ülkemde dünyada aldığım eğitimleri ve bunun sonuçlarını kendi ülkeme taşıyıp kendi ülkeme katma değer kazandırayım diye Türkiye'ye gelmişler. Sonra bakmışlar demişler ki hayır bu ülke yaşanabilir bir ülke olmaktan çıkmıştır. Kendilerini yurt dışına atmışlar. Hepsi geri dönmüş. Şimdi gençler ne diyorlar? Biz elimize fırsat geçerse biz de bu ülkede artık yaşamak istemiyoruz. Neden yaşamak istemiyorlar? Çünkü bu ülkede okul birincisi, ilkokul bir, ortaokul birinci, lise birinci, üniversite birinci. Birincilikle bitirmiş. Gelmiş KPSS sınavından birincilikle mezun olmuş. Onu da birincilikle başarmış. Karşısında iki tane, üç tane AKP'nin yandaşı, parti devletinin militanı devletin memuru görüntülüsünü eline geçirmiş olan üç tane şahıs var. Akla hayale gelmeyecek bir saçma sapan soruyla hayatını o kadar onca yıllık emeği o beynin karşısında yerle yeksan edip bırakabiliyor. Bu kadar vicdansız bir insanla bir arada karşılaşmaktansa kendisine yeni bir hayat alanı seçiyor. Nereyi seçiyor? Özgür dünyayı. Az önce ilk baş söze başlarken ne dedik? Dedik ki İslam'ın temel amacı özgür, adil, eşit ve dayanışma içerisinde bir dünya inşa etmektir. Peki özgürlük nerede? Batı'da. Bizim tarihinden beri Orta Doğu coğrafyasında İslam'da en önemli değerimiz adalettir. Artık. Bana Allah aşkına bir tane vatandaş çıksın desin ki Türkiye'de dahil bu ülkelerde ya yüzde elli oranında adalet var. Ya bırakın yüzde yetmişi seksen istemiyorum artık. Yüzde elli. Yargıtay başkanı kendisi demiyor mu adalet adalete inanç yüzde yirmilerde diye? Evet. Yargıtay başkanı söylüyor bunu. Şimdi danıştaydan adalet bekleyeceksiniz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı iken bu halkın anayasasını atı ala Üsküdar'a geçerek elinden almışlar meşru olmayan bir anayasayla bugün onu da işletmeyerek 82 milyonun bütün hukuku yok edilmiş yerle yeksan edilmiş. Bunun en büyük müsebbibi olan şahıs Danıştay'ın başında ben de ondan gidip adalet bekleyeceğim. Hadi canım sen de. Onun için gençler gidiyorlar. Niye gidiyorlar? Bakın sevgili İsmail Almanya örneğini verelim. Avrupa'daki nüfus planlamasına bakıldığı zaman 2030 yılına kadar Almanya'nın bugünkü ekonomik varlığını devam ettirebilmesi için alması gereken göçmen sayısı 13 milyon hesaplanıyor. Yani Almanya bugün Avrupa Birliği içerisindeki o ekonomik gücünü, varlığını, etkinliğini sürdürülebilir olarak devam edebilmesi için 13 milyon nüfus daha kendi içerisine katması gerekiyor. Şimdi siz Almanya'nın yerinde olsanız dışarıdan alacağınız 13 milyon nüfusu kimlerden seçersiniz? İşte Türkiye bulunmaz bir nimettir. Niye? Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunları artık devletin hiçbir kurumunda ağızlarıyla kuş tutsa dahi bu iş bulma şansları yok. Niye? Tayinin durumuna bakın. Tayi diye Türkiye'nin bir gurur abidesini Türkiye'ye kazandıran sıfır hatayla Dünyanın en başarılı savaş uçaklarını üreten fabrikanın omurgasını oluşturan Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu mühendislerimizin ya hayatlarına mal oldu, Aselsan'da olduğu gibi Aselsan mühendislerinde olduğu gibi ya da büyük bir siyasi baskıyla çekip gittiler. Bakın Hollanda'da bir firma şu anda Türkiye'de savunma sanayinden. 2.100 kişiyi transfer ediyor. 2.100 kişi. Çok güzel, Son 5 yılda sevgili İsmail, 2.100 tane mühendisimiz savunma sanayi mühendisimiz Türkiye'den yani Tay'den, Tey'den iş Aselsan, Roketsan, Havelsan gibi şirketlerimizden ayrılıyorlar Hollanda'daki firmaya gidiyorlar. Hollanda'daki. Bu sadece Hollanda'nın rakamı değil. Yalnızca Hollanda'nın Ya diğer ülkeleri ve, bir de, tek savunma evet. sanayi şirketlerine evet. giden mühendisleri söyledi. Evet. Almanya'nın Kostanz şehrine davet edilmiştim sevgili İsmail 2 yıl önce. Kostanz'a gittiğimde orası e, enteresan bir yer. Yani bu 2. Dünya Savaşı döneminde de çok önemli bir şehirdir Kostanz. Almanya'nın sanayisinin lokomotifi kentlerden birisidir. Çok kıymetli e, üretim e, ekonomisinin yerleşkesi olan bir yerdir. Orada bizi dinlemeye gelen mühendislerle konuştuk ve büyük bir şaşkınlık içerisine kaldım. Bakıyorsun soruyorsunuz nereden mezunsunuz? İşte Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknik Üniversitesi, Teknik Üniversitesi. Bizim müthiş beyinlerimiz ve Almanlar onları bir müthiş süzgeçten geçirmişler, kendi ekonomilerinin içerisine almışlar. Almanya ekonomide, dış ticarette mucizeler yaratıyor. Kimlerle yaratıyor? Merkel. Merkel'e bir bakıyorsunuz, Almanlar, Avrupalılar 68 kuşağıyla Bugün Avrupa'yı ve dünyayı evet. yönetiyorlar. İşte 68 kuşağının liderlerinden birisi Boris Johnson. İngiltere'nin başbakanı. E, 68 kuşağının önderlerden bir tanesi. Merkel. Angela Merkel. Almanya'nın başbakanı. Bugün Avrupa'nın en güçlü lideri. Kim ne derse desin Merkel. Biz 68 kuşağını içtik, iğrenç iğrenç iftiralarla bir uluslararası emperyal tuzağa sürükledik ve gençlerimizin hayatlarını kararttık onları idam sehpalarına sürttük. Ve idam sehpalarına sürülürken bile o gençler yurtseverlikten, Atatürk'ten, milli mücadeleden bahsediyorlardı. Tam bağımsız Türkiye için canımız feda olsun diyorlardı. Çanakkale'de şehit düşenlerin uğruna biz de bu topraklar için kanlarımızı feda etmekten hiçbir santim geri durmayız diyorlardı. Ama o 68'in yurtsever insanları idam sehpalarına giderken 68'in 6. filosuna secde yapıp biat edenler bugün Türkiye'yi iki olmuşlar, ele geçirmişler ve yönetmek istiyorlar. Ortadaki fark da böylece çok net çıkıyor ortaya e, zaten. Evet. evet. Fotoğraf bu. Bu arada ilk bölümü burada bitiriyoruz. İkinci bölümde değerli izleyenler, hastaneleri konuşacağız. Çaykuru konuşacağız. Bir polis vakası yaşadı dün Türkiye. Onu konuşacağız. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Gerçekleri konuşacağız. İşin özeti bu. <laughs> Efendim tekrar merhaba. Kulis programı devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Sayın Ali Pekşen'le birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde gün sonunda demokrasiyi, rejimi vesaire geldiğimiz yeri konuşmuştuk. Dün bir görüntü düştü değerli izleyenler bir kısmınız izlemişsinizdir hem sosyal medyadan ya da haber sitelerinden ya da televizyon haberlerinden verebilenlerden daha doğrusu bu haberi verebilenlerden izlemişsinizdir. Hem hatırlamak adına hem de e, izlemeyen izleyicimiz varsa onlara bu bilgiyi paylaşmak adına bir görüntü vereceğiz şimdi. Beyoğlu'ndayız değerli izleyenler. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı vardı Beyoğlu e, yani birçok yerde olduğu gibi orada da sokağa çıkma yasağı vardı ve 13 arkadaş, 13 genç çocuk çıkmışlar sokak Sokağa çıkma yasağını vermişler ve polisler de yakalamış. Tabi 13 kişi bir arada dolaşınca gözden kaçmaları da mümkün değil yani yakalamışlar. Buraya kadar bir sıkıntı yok eğer vatandaş olarak bir yasa karşı gelmişsen kolluk gücü de gereğini yapar. Ama gereğini nasıl yapar? İşte tam da burada sıkıntı başlıyor değerli izleyenler. Haberimizi izleyelim üzerinde konuşalım. Görüntüler bunlar değerli izleyenler. Şimdi e, yani görüntülere bakınca nerede yaşıyoruz diye insan soruyor. Evet biraz önce de dediğim gibi değil mi e, Sayın Pekcan? Yani eğer bir vatandaş bir şeye e, karşı gelmişse bir suç işlemişse ya da bir yasa delmişse bunun gereği yapılır. Yapılmalıdır da burada bir sıkıntı yok. Ama şu görüntüleri nasıl değerlendireceğiz? Şimdi bu <laughs> şimdi sevgili İsmail devletin düzeni bir armoni gibi bir ahenk içerisinde işler. Yani devlet bütün kurumlarıyla bu kurumları da devletin sistematik organizasyon yapısı içerisinde kendi alanlarında işlerini yaparlar. Evet. Siz tabi böyle bir devlet içerisinde bunları bekliyorsunuz. Bu e durum doğal böyle değildir. Yani müteahhit ihaleye girer, o ihalede en uygun teklifi veren en liyakatli, en makul müteahhit ihaleyi alır. Bu normal bir devlette de olur. Evet Mesela öğrenci e, sınava girer önüne objektif olarak hazırlanmış olan sorularla sınav olur. Bu Türkiye'de öyle değildir. Birileri soruları çalmıştır mesela. Yani bir başka üniversite e, görevlisi bir kariyer planlaması yapar. Birisi gider yabancı bir yayını çalar, akademisyen görüntüsüyle bir profesör etiketi kendisine ekler. Öbürüsü dişil tırnağıyla perişan olur. Bunlar normal ülkelerde olan beklentilerinizle Türkiye'de olan biteni anlama gayretlerinizi de ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yani ne söyleyeyim size? Şimdi Değil bakın mi? hala bir umut yani. <laughs> ya, şimdi orantılılık ve hukukilik ilkesini benden duymak istiyorsunuz. Ben de çok isterim. Mesela Türkiye'de e 7 yaşındaki bir çocuk Urfa'da, Gaziantep'te miydi, Urfa'da mıydı, neredeydi? Mardin'de mi? 7 yaşındaki Adana, Mersin'de öyle bir yerdeydi. E. Tam hatırlamıyorum. Geçen haberlerde yansımıştı. 7 yaşındaki çocuk sokağa çıkma yasağıda etmiş Arkadaşlarıyla saklambaç oynuyor. Ha, bizim, Nusaybin. E, Nusaybin'de, Nusaybin'de, Nusaybin de değil mi arkadaş? Nusaybin. Nusaybin, Bizim Nusaybin'de bir kolluk görevlisi tabancayla ateş sıyırmış, havaya ateş ediyor falan. Şimdi bu Laurel Hardy filminde bile böyle bir sahne düzenlense bu kadar da değil abartı oldu derdik. Ama bu bu komik, dramatik manzaralar Türkiye'de giderek alışmaya başladık. Neden? Çünkü devlet düzeni, devlet düzeni o kadar orantılılık ilkesinden uzaklaştı, o kadar kurumlardan düzen olarak kabul edilebilen hukuk zemininden uzaklaştı ki. Bunu çok normal görüyorum yani. Sokakta bunları çok normal görüyorum. Bunu geçmişte bir hatırlatma yapalım. sevgili Uğur Dündar'ın bir programı vardı. Hatırlarsanız. 70'li yıllarda TRT'de Yanılmıyorsam İstanbul'da Yine Şişli'de Şişli'de İstanbul'un eğitim düzeyi Kültür düzeyi en yüksek olan Türkiye'nin en yüksek olan semtlerinin Bir tanesinde Uğur Dündar Nazi kıyafeti giydirdiği Aktörlerle sokakta insanları yere yatıttırıp Duvara yapıştırıp Hepsini üst araması Yaptırmış ve yoklamıştı Tamamı koca koca kamalı ağaçları gören bizim vatandaşlar da hiç itiraz etmek sizin ya bunlar kardeşim kim bu Alman nazirin burada ne işi var demek sizin hepsi yere yatıp duvarlara yaslanıp ellerini kaldırıp o aramalara itirazsız boyun eğmişlerdir. Niye? İşte o itirazsız boyun eğme kültürü 1960'tan beri Türkiye'nin tepesine vura 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 toplumun yıldırılması ve toplumun itiraz kültüründen uzaklaştırılması biat ve itaat itaat kültürüne mahkum edilmesindendir bu. Orada bir tek kişi bir tek kişi dönüp de o polislere dese ki bu yaptığınız yasal değil. Emin olun oradaki duvara dizilmiş olanların tamamı kaşın gözüm diyene kadar ay içeride yatarlar. Tabii. Hiçbir suç işlemeleri gerekmiyor. gerekmiyor. Türkiye'de cezaevine girmeniz için suç işlemeniz gerekmez. Birisinin bu adamı cezaevine atın demesi yeterlidir. Bu kadardır. Çünkü Türkiye'de suç işleyenler değil, ceza adaleti sistemi suç sayılan eylemi yargıladığı için içeride değilsinizdir. Siyasal düzen bunu gerektirdiği için, siyasal düzen böyle istediği için siz bu siyasal düzenin aykırılıklarını, açıklıklarını, hatalarını gördüğünüz için siz susturulursunuz. Çıkarda bu siyasal düzene ilişkin kitap yazarsa Murat Ağrel gibi birisi bütün yolsuzlukları belgeleriyle titiz bir araştırmayla ortaya koyarsa bu gelecekte o yolsuzluk yapanların önüne konulacak iddianamenin en önemli eki olur. O zaman sizi içeri yatarlar. Niye? Çünkü yolsuzlukları başkaları da görmesin isterler. Size Sayıştay. Tabii ki. Yolsuzluk raporu hala düzenliyor. Baktılar ki bu Sayıştay'dan kurtulamıyorlar. Epey sustu gerçi. O da yani eskiden alenen yazıyorlardı. Bu bir yolsuzluktur. Bunun savcılıkta Tabii. takibi gerektirir falan yazıyorlardı. Şimdi satır arasına yazıyorlar. Kit komisyonundaki milletvekilleri de okursa o da okuyanını da rastlamadım da artık. Kit komisyonunda da daha o anlamda bir faaliyeti de tanık değilim yani. Kusura bakmasınlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Şimdi Gazi Üniversitesi'nden işte bazı öğretim üyesi arkadaşlar Duran Bülbül gibi kıymetli hocalarımız onlar mücadele veriyorlar. Milletvekillerimiz maşallah bu işlere meşgul değiller. Yolsuzlukmuş, molsuzluk. Onlar milletvekillerini pek ilgilendirmiyor o konuda. Her neyse. Şimdi bir bakıyorsunuz ki Sayıştay'ın da bu denetimi rahatsız ediyor beyefendileri. Ne yapalım? O zaman devletin ne kadar kar eden kiti var, kurumu var. İşte Çaykur'u var, halk bankası var, ziraat bankası var, İşte bu botaşı var, eti madenleri var, maden işletmeleri var. Var da var bir sürü şirket. E Türk Hava Yolları'nda dahi bunların hepsini bir paketin içerisine koyalım. Adına da Varlık Fonu diyelim. Sonra bir bakıyorsunuz Varlık Fonu 75 milyar lira, 75,5 milyar lira borcun altına sokulmuş. Bir buçuk yıl içerisinde. Bir buçuk yılda 75 milyar liralık borç Varlık Fonu'na hemen enjekte etmişler. Ve Varlık Fonu'nun denetimini de Sayıştay'ın elinden almışlar. Demişler ki bu özel bir şirket canım. Anonim şirket. Yani sahibi vatandaş ama vatandaş zaten hesaptan kitaptan anlamaz. Vatandaşlara ne hesap vereceğiz? Birader ya. Vatandaşlara ne işi var hesaptan? demişler. Vatandaşa hesap vermeyi kaldırmışlar. Ne yapmışlar? İşi ihale, etmiş, ihale etmişler. Denetim denetleme şirketine, işini. evet. Şimdi denetim şirketi de rapor yazmış. Diyor ki: valla diyor çok iyi niyetliyiz. Bu konuda da diyor esasen biz de çok yetkin bir denetleme şirketiyiz. Bütün uzmanlarımız diyor bu konuda hazırdık." Hazırdır, çok da birikimli, donanımdırlar Fakat diyor, bu şirketleri denetleyemedik. Niye? E, denetlememiz için istediğimiz belgeler hiçbirini vermediler. Peki, sonuç ne oldu? Valla diyor, biz denetlemek için paramızı aldık ama... Evet, kadar oraya... verdiler. Diyor. <gülüyor> paramızı <gülüyor> evet. ödediler ama biz bu şirketleri denetleyemedik. Varlık Fonu'nun şirketleri kim? Gülüyoruz bu acınacak halimize. Kim bu şirketler, kimin şirketleri? Sen git elektrik paranı öde. Su paranı da öde, gaz parası da öde, telefon parasını da öde, kuruşuna kadar vergini öde. O vergilerini alsınlar, o 10 tane yandaş müteahhitin cebine koysunlar. Sen de git İstanbul'un caddelerinde çöplüklerden evine, ocağına, çocuğuna götüreceğin aşı ekmeği ara. Bu mu düzen ya? Bu düzen, bu düzen değişmeli. Türkiye çok büyük radikal bir değişimin içine girmedi İsmail Bey. Böyle bir siyaset anlayışı olmaz ya. 12 Eylül'ün siyaset yasası hala ayakta kalıyor ya. Utanç vericidir. Bu ülke adına utanç vericidir. Ya. Sadece yasası değil görüntüleri de ayakta. Aynen öyle. 12 Aynen Eylül yani Aynen. şu görüntü değil jandarma yapıyordu Aynen. o zaman. Asker yapıyordu. E, sokakta bulduklarını yaşayetenler hatırlar değerli izleyenler. Ben hatırlıyorum. E, yani elinizi duvara koyardınız. Jandarma gelir arardı. Darbe dönemiydi. Şu anda darbe mi var ülkede? Görüntülere bakınca acaba mı diye soruyorsun kendi kendine. 1965 Endonezya darbesi çok enteresandır. Ya ya şu görüntülere bakın, edelim. Allah aşkına şu görüntülere bakın yani. Yani çocuğun bir tanesi elini arkaya koyuyor, şöyle yapıyor. Polis ikaz ediyor, elini önüne koyacaksın diye. Tabii. Yani polislerin dolaşmaları. Bu arka sokaklar yani, var ya, arka sokaklar diye bir dizi var yani. Tabii. Şöyle, e, e, arka. Diyor, he. arka sokaklar diye bir dizi var, biliyor musunuz? Orada oradaki senaryoları demek ki bu arkadaşlar çok seyretmişler. Yani devlet polisiyle o şovun tarafı olmak arasında ince bir hassasiyet ayrımı vardır. Ya Bir GBT'ye bakacaksın. Yani maalesef, ha. Bu ne ya? Maalesef. Yani. Bir GBT'ye bakacaksın. Maalesef. Çaykur dediniz biraz önce. Şimdi Çaykur tabii benim Rizeli hemşerilerime selam olsun buradan. Evet. Çaykur'un varlık fonuna alınacağı dönemlerde daha öncesine de Çaykur konusuyla çok yakın ilgilendim biliyorsunuz İsmail Bey. Sizinle de televizyonda birçok kez konuştuk Çaykur'u. Dedik ki Türkiye'de sistematik olarak Devletin yapısında özellikle 24 Ocak kararlarından sonra büyük e, gedikler açıldı. Ve özellikle üreten köylünün üretmesinin enge önüne engel olabilecek çok büyük sistem değişikliklerine gidildi. Ne yapıldı? Mesela kooperatif bankalarını çökerttiler. İşte Pamuk Bank gibi, Tarış Bank gibi vesaire bu tür kooperatif bankalarının tamamını önce onları çökerttiler sonra kooperatifleri çökerttiler. Geçenlerde... E Tarış'ın genel müdürü aradı. Sağ olsun. Dedik Haluk Bey biz Tarış'ı ayakların üzerine kaldırdık. Halktan da üyelerimizden de büyük destek görüyoruz. Bu anlamda yaptığımız çalışmaların da size bir bilgi notunu göndereyim. Buradan da teşekkür ediyorum kendisine. Tarış'te gerçekten iyi şeyler oluyor. Ben de destekliyorum. Tarış ürünlerini özellikle tercih ediyorum, alıyorum da vatandaşlar da izlesinler tarışın çiftçisi de Tarış'ın yönetimi burada, de burada arada reklama girmesin. Yok da söylemiyorum. Yani, Bir kooperatifçilik açısından söylüyorum. Evet ko kooperatifçilik evet. evet o Ama boğazı... nerede Çuko Birlik nerede Pankobirlik, nerede Fisko birlik, nerede Marmara birlik gibi büyük birlikler yerle yeksan edildi. Bunların hepsinin gardını dağıttılar. Şimdi o bunlara dedi ki bakın pancar üretimine kota konuldu. Türkiye şeker üretemez hale geldi. Türkiye alkol, Türkiye yem, küspe üretemez hale geldi. Bütün bunların sonucunda da Türkiye yurt dışından kanserojen olan özellikle nişasta bazlı şeker üretip halkına yedirmeye başladı. Sevgili İsmail, pancar köylüsü sormadı. Niye ekmeyeceğim tarlamı demiyor? Evet Demedi. sormadı ya. Kayserili, Kayseri, Sivas, Amasya, Uşak, Sakarya şeker fabrikalarının en çok yoğun olduğu yerlerdeki seçmen gitti AKP'ye oy verdi. Sormadı ya ben niye pancar ekmiyorum diye sormadı. Pancar ekmezseniz hayvancılığınız da olmaz. Pancar ekmezseniz bugün bak alkol diye dünyanın dört bir tarafını tarıyoruz. Ama niye dezenfektan yapacağız alkole ihtiyaç var. Ama sormadı köylü. O köylünün elinden önce üretim sahalarını aldılar. Sen tarlanı ekme dediler. Amerika'daki çiftçi ekiyor. Brezilya'daki çiftçi ekiyor. Nişasta bazlı şekerleri ithal edeceğiz. Ben de bu ekranlardan yıllarca haykırdım. Dedim ki Fransa'da 2000 yılına kadar şeker ilaç eden bir ülkeydi. Türkiye'nin en büyük rakibiydi. Avrupa'nın iki büyük şeker üreticisi ülkesi birisi Fransa birisi Türkiye'ydi. Fransa'ya bir gram bir gram nişasta bazlı şeker giremez. Türkiye'ye milyon ton girmeye başladı. Çocuklarımız obeziteyle boğuşuyor. Evet. Kanser hastalıklarıyla boğuşuyorlar. Ama o seçmen gidiyor, kanser oluyor. Hastane kapılarında onkoloji kuyruklarına giriyor. Oyunu da gidiyor AKP'ye veriyor. Çay üreticisine dedi ki sizi bir müddet daha kayırdı. Niye? Hemşerisiniz siz. Rize hemşerisinden dolayı size biraz kayırdı. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Kısa süre sonra çay kurda bu zincirin içerisine eklenecek dedik. Ve Rize'li hemşerilerimiz gittiler AKP'ye oyları yağdırdılar. Şimdi AKP'nin Rize'de 3 tane milletvekili var. Ben soruyorum. Çay fiyatını açıkladıklarında Rize'liler homurtlamadan ayağa kalktılar. Seçimde sandıkta, sandık yerine oyu kime verecekler? Yine ona verecekler. Oraya verecekler. Niye? Çünkü bu düzen böyle kurulmuştur. O hani bu pandeminin ilk çıktığı dönemlerde Ankara'da işte Mansur Bey, İstanbul'da Ekrem Bey büyük kampanyalar yaptılar İzmir'de, Eskişehir'de. Dediler ki yoksul insanların bu pandemiden olabildiğince az etkilenmeleri için özellikle gıda yardımı çalışması yaptılar. Hükümet buna inanılmaz sert tepki gösterdi. Bakın düşünebiliyor musunuz? Belediyelerin sosyal belediyecilik anayasal görevleri olması gerekirken ve buna mecbur oldukları halde belediyelerin bu yardım dağıtmalarına hükümet Olağanüstü sert tedbirlerle engel olmaya çalıştı. Neden biliyor musun sevgili İsmail? Yani. Çünkü bugün AKP seçmeninin yüzde 35'i, bu da resmi rakam. AKP seçmeninin yüzde 35'i devlette yardım alarak hayatta kalabiliyor. Yoksullukla açlıkla ancak devletten bir şekilde bir gerekçeyle almış olduğu gıda yardımlarıyla veya diğer sosyal yardımlarıyla ayakta kalabiliyor. AKP istiyor ki. O yardım arka bahçesi onun elinde kalsın. O insanlar yardıma muhtaç olmaya devam etsinler. Onlar yardım olmaya yardıma muhtaç olmaya devam ettikçe AKP'ye oy vermeye de devam etsinler. İşte kırılması gereken düzen bu. Bu sevgili İsmail. Ya insan nasıl yani böyle bir ülkede ya yoksulluk, anlatırken, açlık konuşulurken gerçekten yüreğim daralıyor yani. Şimdi bereketli hilalin ülkesi burası. Bütün insanlık tarihini yazan araştırmacılar, bilim insanları. Hangisini okursanız okuyun. En karşı çıktığınız kimse, en yandaş gördüğünüz kimse okuyun. Bir araştırın Allah aşkına ya. Dünyada bereketli hilal diye tanımlanan yer neresidir? Bereketli hilal dedikleri Anadolu coğrafyasıdır. Dünyadaki 56 bitki türünden yani ehilleştirilmiş tarım üründen 34'ünün ehilleştiği topraklar bu topraklar. Çift sıralı buğdayı, nohutu, bilmem arpası, bir sürü daha gıda ürününün ilk dünyada tarım ürünü olarak ortaya çıktığı bereketli topraklar. Bu topraklarda yoksulluk, açlık konuşuluyorsa bu topraklarda konuşulacak ilk şey bu ülkeyi yönetemeyen, vizyonsuz, çapsız ve bu ülkenin geleceğini söz söyleyemeyen siyasi ikilardır. Böyle bir şey olamaz ya. Yani. Böyle bir siyasi ikililer bir ülkeyi açlığa, sefalete mahkum edecek. İstanbul'da insanlar Gecenin kör saatinde evinde ekmeği aşı olmayan insanlar atık yemekle, yemeklerinizi alırım diye İstanbul caddelerini inletiyorsa bu ülkede vicdan bitmiştir. Bana kimse anlatmasın. Siyaset. Hiçbir şey anlatmasın bana siyaset. Böyle bir siyasetle Türkiye yol alamaz. 21. yüzyıla giriyoruz. Dünyanın en bereketli topraklar üzerindeki bir coğrafyada İnsanlar hala iş arıyorsa, aş arıyorsa, tenceren diye figan feryat ediyorsa, çocukları el kapılarında gelecek arıyorlarsa o zaman bu ülkede sorulması gereken daha çok soru var demektir sevgili İsmail. Haklısınız ne diyeyim yani e, şimdi bütün bunlar olurken bir tartışma var. Şimdi düştü bu haber, şimdi geldi bana. Evet. Çok ilginç. Melih Gökçek biliyorsunuz son süreçte bir motosiklet olayından bir şeyler köpürtüyor. Onların da ne olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. Ama Melih Gökçek'in neden bunu bu kadar köpürttüğü de ortaya çıktı değerli izleyenler. SOS Vakfı. SOS. Yani adı da ilginç. SOS Vakfı. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi bir süredir Hacı Bayram Veli Türbesi çevresindeki konaklar, iş yerleri ve usulsüz mezar yeri tahsillerini mercek altına almıştı. Bunu biliyorduk. Gelen bilgiler Değerli izleyenler, Büyükşehir Belediyesi bölgede Melik Gökçek ve ailesine yakın isimlere verilen yerler hakkında teftiş kurulu aracılığı ile inceleme başlattı. Bu incelemeyi haber alan Gökçek'in sosyal medyada hakkında uydurma haberler yapacaklar diyerek ön alma çabasına giriştiği de ifade ediliyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sadece Hacı Bayram Veli Cami çevresinde Gökçek ve yakınlarıyla ilgili inceleme kapsamına giren konular şöyle inceleniyor değerli izleyenler. Melih Gökçe'nin, Eşin Evin Gökçe'nin onursal başkanı olduğu SOS Vakfı'na belediye iştiraki ANFA tarafından 10 yıllığına düşük kira bedelleriyle kiralanıp esnaf fahiş bedellerle kiralanan 3 adet iş yeri ve 1 adet lokandı. SOS Vakfı'nın 28-29 yıllığına kullanım hakkını aldığı köşkler ve muhalif muhtelif binalar. Hacı Bayram Beyli cami çevresinde Beyaz TV'nin de sahiplerinden olan ve Gökçe ailesiyle ilişkisi bilinen daha önce belediyeden yüzün üzerinde işletmeyi kiraladığı kamuoyuna yansıyan Korkut Ata ailesine tahsis edilen mezarlık alanının Mansur Yavaş döneminde Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edilmesi. Böyle liste gidiyor değerli izleyenler. Evet bu arada bu motosiklet olayının neden bu kadar köpürtülme ihtiyacı içinde olduğu da Sayın Gökçek'ten çıktı. Şimdi biz devam edelim. Bunu da araya girdik. Bilmiyorum bu konuda bir şey Buraya şunu söyleyelim sevgili Buyurun. İsmail. Bunu bilmiyorum. Bilginiz var mıydı bunlardan? Ben yeni öğrendim şimdi. Bu tabii e, yani Hacı Bayram Veli camisinin etrafındaki. O vakıf mallarının paylaşılması ilişkin Ankara'da çok uzun zamandan beri konuşuluyor bu konu. Evet. Bir tek orası değil. Çok da başka yerler de var. Özellikle Çay yolu'nda Park Caddesi'nin ve yürüyüş yolunun olduğu bölgede belediye ait gayrimenkullerin de benzer usullerle dağıtıldığı bir daha çok yer. Yani, evet. bir, bir tek şey Bu arada SOS deyip durdum. Neymiş diye izleyicilerimiz <laughs> soruyor. Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı. Evet. Onu da söyleyeyim. Sosyal burada, Hizmetler SOS. Soslanmış yani. Şimdi burada iki tane konuya değinelim sevgili evet. İsmail. Hazır konu açılmışken bir, bu yolsuzluklar yalnızca Ankara'dan mı var. Yani neden bir tek Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bu yolsuzluklar sürekli hukuka taşınıyor da CHP'nin bu yerel seçimlerden sonra 31 Mart seçimlerinden sonra veya Haziran seçimlerinden sonra CHP'ye geçen diğer belediyelerde benzer uygulamalar yok mu acaba? Bu benzer yolsuzluklar varsa bunlara ilişkin bir çalışma yürütülüyor mu? Bunlar savcılıklara gitti mi gitmedi mi? Kamuoyunda bu giderek büyüyen soru haline gelmeye başladı. Dikkat çekici bir durum. Yani bir tek Ankara'da Mansur Yavaş ve ekibi gece gündüz çalışıyorlar ve savcılıklara bu yolsuzluk dosyalarını gönderiyorlar ve bu konuda gerçekten de kamuoyunda ciddi bir takdir oluşmaya başladı. Diğer belediyelerde de durum nedir? Doğrusu ben de merak ediyorum. Bu bir. İkincisi, şimdi İsmail Bey yolsuzluklarla ilgili özel bir düzenleme vardır. 3628 sayılı yolsuzluklarla mücadele yasası olarak bilinen mal barlı, mal bildirimde bulunma yolsuzluk ve yolsuzluk suçlarıyla mücadele yasası. Şimdi bu yasa gereğince eğer bir kamu görevlisi sahip olduğu mal varlığını izah edemiyor ise o zaman o mal varlığı hukuken izah edilemeyen bir gerekçeden kaynaklanmış olduğundan dolayı Yolsuzluktan edinilmiş bir mal varlığı kabul edilerek hakkında yargılama süreci başlatılır. Buna ilişkin de yetkili mercilerden bir izin almanız gerekmez. Biliyorsunuz bizde ceza yargılama sisteminde her zaman bir şekilde birileri korunur. Herkes kendi adamını kayırmak için memurun mahkematı kanunu 4483 sayılı yasa vesaire gibi bir takım izin sistemleri getirilmiştir ama bu yolsuzlukla mücadele yasasında izinler yoktur. Şimdi ben o zaman şunu söylüyorum bu yolsuzluklara imza atan bürokratların bugün bir şekilde yolsuzluklarını gizlemeleri söz konusu olabilir. Mesela evet. sevgili İsmail, Dünya Bankası'nın geçen yıl yayınlamış olduğu rapora göre dünyada devletten en fazla ihale alan 10 müteahhitin devletten en fazla ihale alan 10 müteahhitin 5 tanesi bir tane ülkeden. Siz hangi ülke? Katar. Bilemediriz. Bilemedim. Yok. Dünyanın en fazla izleyicilere soralım, bakalım onlar bilebilecekler mi? Dünyanın en fazla kamu ihalesi alan 10 müteahhiti hangi ülkenin müteahiti? Bilemedi. İzleyicilerin tamamı bildiler. Onun beşi Türkiye'den. Düşünebiliyor musunuz? Dünya sıralamasında devletten, kamu'dan, ihale alan ha Türkiye'den e, siz, e, ben, ben... <laughs> Çünkü e, Katar e, Türkiye'de çok çiftçiler yapıyor. Katar hazinenin yapıyor. Katar hazinenin müteahhitlik yapmıyor. O tamam. para. Tefecilik tamam. yapıyorlar. Pardon. Finansman yapıyorlar. Tamam. E, onlar Anlaşıldı. <laughs> İzleyiciler <laughs> anladı. Evet. Dünyada maalesef bu utanç verici bir tablo. Bundan daha büyük utanç verici bir tablo olabilir mi? E, madem Öztürk'ün Cumhuriyet Gazetesi'nde... 205 var. ülkeyi konuşuyoruz. Bilginiz var 205 ülke içerisinde 205 ülke içerisinde kamudan en çok ihale alan firmaların 5 tanesi ilk onun beşi Türkiye'de. Yandaş firmalar. Şimdi bu yandaş firmalar zannediyorlar ki bu düzen hep böyle devam edecek. Hiçbir gün bu yolsuz düzen önlerine getirilip konulmayacak. Mesela şöyle bir soru sormuştuk. Sizin burada ilk defa Tele1'de izleyiciler öğrendiler bunu. 3. Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen arasındaki bu havacılık üzerinden kurulmuş olan tezgahı ilk defa Tele1'de ve İsmail Dükel'in programında öğrendiler. Şimdi orada burada bir soru soralım mesela. Bir müteahhit Sabiha Gökçen'deki hava meydanının ihalesini alıyor. 6 yıldır o hava meydanının pistini bitiremiyor. Aynı müteahhit Üçüncü hava meydanı ihalesini alıyor. iki buçuk yılda hava meydanını bitiriyor, işletmeye açıyor. Ama Sabiha Gökçen'in pistini altı yıldır açamıyor. Sadece pist yalnız. Sadece evet. pist. O, o, ya, Sadece pistini yapılıyor. altı yıldır açamıyor. Öbür tarafta iki buçuk yılda hava meydanı bitiriyor. O müteahhitin önüne Türkiye bu gerçeği koymayacak mı acaba? Bunlar konulmayacak mı müteahhitin önüne? Ya bu müteahhitler bu kadar bu ülke böyle sahipsiz ilk sonsuza kadar gidecek hiç bu hesaplar masaya gelmeyecek mi zannediyorlar ya? Yani? Öyle zannediyorlar herhalde. Ben onlara tavsiyem bir Şili'deki Şili'de Pinoşe sonrasını bir incelesinler veya Endonezya'da bu Suharno dönemi sonrasını bir incelesinler ya da Japonya'da 1945'ten sonra neler oldu onları bir araştırsınlar ya da Almanya'daki Nürnberg mahkemeleri ve onların tutanaklarını bir araştırsınlar. Şu hastanelere e, konuşacağız ama e, bu söylediklerinize ilişkin bir başka bilgi var e, burada e, Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün. AKP Gaziantep İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Uncuoğlu'nun orta, ortak olduğu Arge Grup Bilişim Şirketi'nin ihale başarısı göz kamaştırıyormuş. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi Gaziantep'te DMO'nun milyonlar yani devlet malzemesinin milyonlarca liralık işi 4 yıldır tek bir şirkete veriliyor. AKP'liye 130 ihale diye çıkmış. Yani e, Hani biraz önce Gökçek'le ilgili haberi vermiştik üzerine bunu verdik. Ee, Sayın Pekşen'in anlattıkları ortada derken şu meşhur hastane işine bir geçelim. Efendim bizim İstanbul'da Atatürk Havalimanı üzerinde biliyorsunuz bir tane hastaneye ihtiyaç vardı. Bir de Kızılay'ı da konuşalım bu arada. Kızılay'ı konuşalım. Kızılay'ın bir tane genel başkan yardımcısı var. Onu getirdim tweetini ee, sevgili İsmail. Bir genel başkan yardımcısı var. İsmail Hakkı Turuç. Bu tweet ne hala duruyor. Ne yapmış? Şöyle bir tweet atmış İsmail Bey. Şunu izleyiciler bir okusun. Çeyrek asırdır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidar olamayan CHP'lerin gözlerini hırs bürümüş. Örgütlü bir şekilde çaldılar, manipüle ettiler. Dilleri pabuç, surat Fransız, kral çıplak ne yapsalar boş demiş. İsmail Hakkı Turuç Kızılay Genel Başkan Yardımcısı. Bu zat hala Kızılay gibi hala. bir kurumun Genel Başkan Yardımcısı. Ama bunu söylediği için hala Genel Başkan Yardımcısı. Çok güzel isabet yüzde yüz. Şimdi sevgili İsmail Kızılaylar ve Kızılaçlar bu tür yardım kuruluşları, insani yardım kuruluşları adları da üzerinde insani yardım kuruluşudur bunlar. Kan bağışına şiddetli ihtiyacımız var. Stoklarımız Oraya tüken. geleceğim. Buyur. Oraya geleceğim. Şimdi bu insani yardım kuruluşlarının ortak paydası adları üzerinde insani. Bunlar hiçbir koşulda ne gerekçeyle olursa olsun asla taraf olamazlar. Savaş. Savaş anında. Evet. Zaten kuruluş gerekçeleri bu. Savaş anında esirler o esirlerin en büyük sığınacağı liman Kızılaylardır, Kızılaçlardır. Çünkü dünya insancıl hukuku bunu böyle düzenlemiştir. Kızılay'da yöneticilik yapıyorsanız asla taraf olamazsınız. Hiçbir şeye taraf olamazsınız. Olabildiğince insani vicdanla donatılmış Olabildiğince adil, eşit, objektif ve insanlığın en büyük yardım elini dokundurduğunuzu bileceksiniz. Bundan daha ulvi bir görev olamaz. Böyle birisi, böyle bir kim bu ya? Böyle bir adam nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yani hakikaten Bu nedir şey. ya? Bu ne seviyesizlik ya? Bu seviyesiz Kızılay'da genel başkan yardımcısı. Kızılay kan ayıralım. Şimdi yani kanla ilgili. İşte Kızılay'ın neden söyleyeyim. bu hale geldiğini evet. artık Şimdi ortaya izleyicilere koyuyor. bir şey anlatayım. E, o 3 yıl o kurumun hukuk müşavirliğini yaptım. E, Tekin Küçük Ali'ye buradan selam olsun. Gerçekten büyük hizmetleri var. Kızılay tarihinde Kızılay'ın bütün süreci ve Tekin Küçük Ali'nin süreci ayrı yazılacaktır. Büyük bir başarı hikayesidir. Biz inanılmaz bir ekibi topladı oraya. 3 yıl canımızı okudu. Feda olsun. İnanılmaz işlere imza attık. Bunlardan bir tanesi de kan hizmetleri ve kan kanunudur. Kan Türkiye'de ilk defa Tekin Küçük Ali döneminde, yani bizim dönemimize, devletin resmi olarak büyük bir koordinasyonla planladığı son derece yetkin gelişmiş laboratuvarlarla ayrı bir kurumsal yapı adı altında Kızılay'a verdiği bir kamu hizmeti imtiyazıdır. Yani Kızılay tamam ama Kızılay kan hizmetleri o bildiğiniz bütün eleştiriler üzerine çeken Kızılay değildir. O başka. Bu bir organizasyon içerisinde, büyük şemsinin içerisinde bu da var elbette. Ama kan hizmetlerindekilerin tamamı gerçekten çok başarılı işlere imza atıyorlar. Çok iyi işler yapıyorlar. Çünkü inanılmaz disiplinli bir yasal mevzuatı e Ama yani onlara. şemsiye delik olup su alınca o da hırpalanıyor. Etkileniyor yani. tabii. O Oradan etkileniyor. Yani. Öbür taraftaki öbür taraftaki vergiden kaçınma kaçırma gibi bir takım alevera dalevera işleri kamuoyundan çıkıp da. Vatandaş olarak ben bunu bilmek zorunda değilim ki yani o ayrı o ayrı o ayrı Yani nihayet yani de Kızılay. Şapka belli. Şemsiye belli. İşte bu vesileyle bunu anlatalım. Kızılay kan hizmetlerini ayrı tutsunlar. Kızılay kan hizmetlerinde gerçekten müthiş bir altyapı vardır. 18 tane bilmiyorum şimdi sayısı arttım ama 18 tane büyük laboratuvarı var. Çok yetkin laboratuvarlardır bunlar. Ee, müthiş bir e, örgütsel al, altyapısı var. 300'e yakın mobil aracıyla Türkiye'nin her tarafında anında test yapabilen, kan e, tanımı yapabilen, buna ilişkin e, işte kan transferlerini çok başarılı yapabilen, soğuk zinciri kurmuş olan başarılı bir yapısı vardır. Yani Kızılay kan dediğiniz zaman herkesin büyük bir güven içerisinde gidip kan vermesi gereken her anla ihtiyacımız olan ve mutlaka desteklenmesi gereken bir yer. Öbür tarafını ayırıyorum. Öbür tarafını bir gün Cumhuriyet Savcısı çağırdığında orada göreceğiz. Orada göreceğiz öbür tarafını. Ama kan hizmetlerini gerçekten ayırmak lazım. Ya, tabii yani kan Oradaki, yani hepimizin ihtiyacı var. Evet, yani bu, bu noktada izleyiciler de Kızılaya böyle bilsinler. Yani Kızılay diye kızmayalım. Evet, Kızılay diye kanı e, aynı kefeye koymasınlar. Kan tam tersine çok iyi çok profesyonelce hazırlanmış laboratuvarları, teknik altyapısı, hekimleri, hemşireleri, sağlık görevlileriyle birlikte Orayı bozamadılar mı da? Ya şu ana kadar tabii büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Ee, daha henüz güçleri yetmedi ama şöyle bir şey yaptılar. 2015 yılında kanser e, ilaçları üreteceğiz evet, diye evet. Kızılay kanı evet. aldılar. Evet. Ethem Sancağ'ın Hı. grubuna, Hı. yandaşlara verdiler. O gün bugündür Türkiye'nin kanser ilacı tek elinde o sancak grubunun eline geçti. Türkiye idiklerine kadar kanser ilacından dolayı sömürülüyor. O e, kanser e, plazma e, kan plazması fraksiyonasyonu fabrikası dediğimiz fabrika hala kurulacak. Her sene Sayın Erdoğan çıkıyor. 2018 yılında fabrika açacağız diyor. 2018 geçti. 2019'da açacağız dedi. O da geçti. 2020 daha bir böyle gider. Ama Etem Sancak ekibi, Sancak ailesi o kanser ilaçlarından yılda yaklaşık 3,5 milyar avro Türk halkının sırtından almaya devam ediyor. Ve biz topladığımız 3 milyon 200 bin ünite kan maalesef plazma fraksiyonu içerisinde ne halde dağıtılıyor onu da bilen yok. Yani kanı siz ham madde olarak yurt dışına gönderiyorsunuz. Oradan da kanser ilaçları geliyor. Ciddi bir gaya kuyusu. Bunun üzerine gitmesi gereken özellikle parlamentodaki sağlık komisyonundaki milletvekilleri arkadaşlara ısrarla soruyorum. Bunun üzerine neden gidilmiyor? Bu 2017'de açılması gereken kanser ilaçları, diyaliz ilaçları fabrikası, yaklaşık 3,5 milyar euro para ödüyoruz. Bunu bugüne kadar niye konu yapmadılar, neden üzerlerine gitmiyorlar diye ben de soruyorum. Doğru. Son 5 dakikamız kaldı, hastane işini konuşmadan kapatmayalım. Hastaneyi konuşmadan kapatmayalım. kapatmayalım. Bu şimdi, sevgili İsmail, o İstanbul'da biliyorsunuz Atatürk Havalimanı üzerine bir hastane inşa ediliyor. Şöyle Ye Yeşilköy onun fotoğrafı vardı arkadaşlarımızda var. tamam siz yoo yo, siz şunu gösterin bir Şöyle bir gösterelim. Kadar, evet Yeşilköy çok amaçlı acil durum hastanesi diye ya yazıyordu peşinde ben tepesinde. bu isme bayıldım çok amaçlı acil durum çok, her, her amacı acil bir vaziyet ya çok ortada. amaç olduğu belli yani o kadar çok amaç ki sevgili İsmail o Atatürk Havalimanı'nın üzerinde mesela 250 bin metrekare uçak park yeri olmasına rağmen havalimanının hemen bir köşesinde 55 bin metrekare, bir başka köşesinde 60 bin metrekarelik hastane yapılabilecek alanlar olmasına rağmen. Bakın şu havalimanının pistlerinin üzeri burası. Bu fotoğraf tam da pistlerin üzerini gösteriyor. inşaat alanı. Bakın, burası toplam 48 bin metrekare. Şu alan 48 bin metrekare. Şu gördüğünüz iki tane pist 2 milyar dolar değerinde olduğu söyleniyor. Kabulaştırma arazi bedeli de hariç. İzleyicilerimiz şöyle hastaneyi görsünler. Hastane şu. şu 48 alan. bin metrekare. Toplam buranın alanı 48 bin metrekare. Halbuki bu hastanenin şu bölgesinde şurada pisler bittikten sonra şurada bir alan var. Yine şurada bir alan var. O fotoğraf gelmemiş. Bu iki alanda <laughs> birisi 55 bin metrekare birisi 60 bin metrekare olarak bir boş arazi var. Ama oraya yapılmıyor. Ya da şu bölgeye denk gelen uçak park alanı var sevgili İsmail. 250 bin metrekare. Oraya değil. da yapılmıyor. 250 bin metrekare beton uçak park alanına yapılmıyor. Nereye yapılıyor? Pisler kırılıyor. Tam da pislerin üzerine yapılıyor. Bir daha kullanılamasın. Çok amaçlı. Diyor ya hastaneye çok amaçlı. Amaç çok. Hakikaten amaç çok. Bir, bu havalimanı bir daha kullanılamaz hale gelsin. Ki üçüncü havalimanının ortaya çıkacak olan, çıkmış olan o kadar rezaletten sonra insanlar baskı yapıp da ya bu havalimanı da tekrar açmaya mecbur kalmayalım. Bu havalimanı açılamasın hale gelsin. Bir başka amaç daha söyleyelim. Bunu hala anlayamadım. Bunu birisi çıkıp izah eder umarım. Ben de öğrenmiş olurum. Şimdi bu uçaklar kalkarken, inerken, burayı kargo meydanı yapmışlar ya bir tane pist açık. Büyük sarsıntı yaparlar. İki, bu uçakların diğer pistten kalkarken inerken de müthiş bir gaz salınımları var. Karbon atıyor yer yere doğru. Öyle az da değildir bu yani. yani. 5 ton, 10 ton kalkarken devasa gaz bırakıyor gidiyor. Şimdi bu bu arabaların egzozundan çıkan ya gazı ya aynen. Şimdi bu hastanedeki cihazlar, bu hastanedeki hastalar bu uçakların inip kalkmasından buradaki hava kirliliğinden etkilenmeyecekler mi? Bana bir, bir izleyiciler bir söylesinler yani niye Yalova'da dağın tepesindedir? Ee, akciğer enfeksiyon hastalıkları senatoryumları vesaire, bol olsun diye. oksijeni bol olsun diye ılgazdadır Trabzon'da Boztepe'dedir. Yani hepsi bu, bu tür hastanelerin hepsi ormanlık alanların içerisinde oksijenin bol olduğu, hava kirliliğinin az olduğu yerlerde. Ya bu nasıl olmuş da gelmişler buraya? Hava meydanının ortasına, hava meydanının ortasına hastane koyuyorsunuz ve bu hastaneyi dünyada bir örneği daha olmayacak şekilde planlıyorsunuz. Ya dünyada hangi ülkede Allah aşkına hastanenin havalimanının ortasında bir tane hastane var ya. Bir tane ülke söylesinler. Bir tane. Olmaz, olamaz. Kimse buna evet demez. Diye bu hali. bu gerçekten Türkiye'nin 110 yıllık havacılık tarihinin çökertilmesi, yerle yeksan edilmesidir ya. Bu kadar bakın o uçak park alanı şurası. Şurası. Pist 250, 250 bin yapan. 250 bin metrekarelik beton park alanı buraya yapılmıyor gelip pisler kırılıyor ve pislerin üzerine yapılıyor yani. Ama ben şunu söyleyeyim sevgili İsmail. Bu ülke hiçbir şey unutmaz. Bu halk hiçbir şey unutmaz. Gün olur devran döner. Buraya isterlerse bin katlı gökdelen yapsınlar. O gökdelen yeni yıkılır. Yerine Atatürk alanı. Bir de benim inşa anlamadığım bir şey de var. Şimdi sağlık turizmini başlatacağız biz burada. 30 küsür ülkeden hasta kabulüne başlamışız. Ya dünya biz, biz korona ithal edeceğiz bu durumda. Millet koronayı ülkesinin sınırlarının dışında tutmaya çalışıyor ve onun için biz de bunu böyle yaptık. Uçak işte sınırları kapattık, uçuşlar durduk. E daha niye asla kabul ediyoruz biz buraya? 30 küsür ülkeler. Anlamadığım bir şey de yani onu da ben söyleyeyim size. Şimdi İsmail Beyciğim Hasta kabul ettiniz. Kabul ettim. Tamam. Dediğiniz gibi ben sağlık turizmi yapacağım. Dünyaya da sağlık turizmi ihraç edeceğim. Hasta tedavisini de sağlayacağım. Şu anda uçak inmeyen o kadar çok hava meydanımız var ki. Kapalı olan boş bina hastanelerimiz var. Tabii. Boş bina hastaneler Tabii, boş bina. Onun için çok amaçlı diyor ya. Adıyla mütenasip diyorsunuz kesinlikle yani. Kesinlikle. Buradaki amaçlardan en büyüğü Atatürk adı artık Türkiye'de. Nerede kaldı ben merak ediyorum. Atatürk adının yaşadığı Türkiye'de bir kurumsal yapı aklınıza geliyor mu? Benim gelmiyor. Atatürk Havalimanı yok. Atatürk Kültür Merkezi yok. Atatürk statlarının tamamı yıkıldı. Atatürk hipodromları gitti. Ne kaldı? Atatürk, Atatürk Orman anıyla. Çiftliği de yok. O da yok artık. O da yok. Çok amacın ortasındaki en büyük amaç Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ama şunu unutmasınlar ki. Son cümle olsun. Mustafa Kemal Atatürk bütün yobazlıkları, bütün bağnazlıkları, bütün çağdışılıkları, bütün ilkellikleri yenmiştir, yenmeye de devam edecektir. Türkiye'nin siyasi geleceğinde bu yok olan, heba edilen 68 kuşağından ben umudumu kestim açıkçası. 68 kuşağı çünkü çok ağır bedeller ödedi. Yitik bir kuşak oldu. 68 kuşağının canıyla, kanıyla ödediği bedel maalesef bu ülkenin topraklarında artık yerle yeksan oldu. Bir daha geri dönme şansı yok. Ama ben bu 80'li kuşaklardan umutluyum. Bu 80'li kuşakları Türkiye'nin kaderinde söz sahibi yapmadığımız sürece bu ülkenin geleceğini de çok umutlu görmüyorum açıkçası. 80'li kuşaklar siyasete ilgi duymalılar. 80'li kuşaklar meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ilgi göstersinler. Lütfen onlara söylüyorum kendi geleceğinizi hiç kimseye bırakmayın. Gidin meslek örgütlerine üye olun. Mühendisler odalarına, tabip odalarına, barolara, her yere üye olun ve aktif üye olun. Bırakmayın, kaderinizdir bıraktığınız, geleceğinizdir. Çocuklarınızın, torunlarının geleceğidir. Onlara müdahale edin. Hiç kimseye, liyakati olmayan hiç kimseye boyun eğmeyin. Siyasette de böyle. Siyasete de gelin, bu ülkenin büyük radikal değişimlere ihtiyacı olduğunu siz de bilin, fark edin. Türkiye bu radikal değişimleri yapmadığı sürece, dünya sıralamasında bu kadar aşağılara doğru itilmeye devam edecektir. Bir Türkiye haritasını önünüze koyun ben gençlere bir tek tavsiyem şu sevgili İsmail. Ben genç birisi olsam yani yaşım 14, 15 ve 25 yaş arasında olan birisi olsam haritayı şöyle gözümün önüne bir koyarım. Hatta dünya haritasını şöyle bir gözümün önüne koyarım. Dünyanın ortası pırlantası neresidir diye bulmaya çalışırım. Eğer Türkiye'nin dışında bir ülke bulabilirlerse ben bir daha televizyona çıkmayacağım. <laughs> Eğer Pırlanta burasıysa, Yok. Pırlanta burasıysa o zaman biz niye yoksullukla, açlıkla mücadele ediyoruz? Bu sorunun cevabını bulsunlar. Bu sorunun cevabını buldukları zaman bu topraklarda yoksulluk da da kalmayacaktır. Peki. Çok çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Bu arada plazmamız da var. Yani söyleyecektik süre. TRT 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı değerli izleyenler. Bunun videosu da var. Haber bültenlerimize de vereceğiz zaten. Tam bir kepazelik. Bu arada geçen sene de aynı şeyi yaptılar mı yapmadılar mı diye bir baktım. Çünkü Aynen. bir görsel geldi. Foto montaj olabilir diye sizlerle paylaşmadım. Ama 19 Mayıs 2019 e, tarihli TRT'nin haber bültenini YouTube'da arattım bulamadım. Belki benim beceriksizliğimdir bilmiyorum ama ona bakacağım. Eğer geçen sene de aynı hata e, hatayı yapmışlarsa hata da demek çok içime sinmiyor ama e, tekrar e, olayı değerlendirmek Bunun gerekir. Bunun hata olduğunu düşünmüyorum İsmail Bey. Ama Ankara'da yürekli bir savcı var mıdır? Birkaç gün içerisinde onu göreceğiz. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Gerçekten Pekşen. Çok sağ olun. Değerli izleyenler sizlere teşekkür ediyorum. Yarın saat 11'de yine burada olacağız ve gerçekleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.